Sevgili dostlar çok ilginç şeyler oluyor. Bunun arkasında bakın çok net söylüyorum. Yunanistan var, Amerika Birleşik Milletleri var ve Hafter var. Aslında Dendias'ın neden Libya'ya gittiğinin de bir nevi cevabı oldu bu husus. Yunanistan söylemden anlamıyor. Yunanistan eylemden anlıyor. O zaman biz de Yunanistan'a anladığı dilden cevap vermeliyiz. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar çok ilginç şeyler oluyor. Özellikle bakın Libya'da çok çok önemli. Libya'da, Libya Trablus'ta bir mahkeme Türk Libya denizcilik anlaşmasının iptali için yapılan itirazı kabul etti. Yani bu çok çok önemli. Türk Libya bu biliyorsunuz yapılan anlaşmalar vardı Libya ile Türkiye arasında. Bu anlaşmaları iptal ettirmeye yönelik yapılan itirazlar kabul edildi. Bu çok çok önemli. Bunun arkasında bakın çok net söylüyorum Yunanistan var. Amerika Birleşik Devletleri var ve Hafter var. Şimdi özellikle Libya'nın meşru hükümetinin almış olduğu bu kararı bir takım işte oradaki avukatlar vesaire bunlar vasıtasıyla iptal ettirmeye yönelik bir takım adımların yapılması ve orada mahkeme üzerinde Yunanistan'ın Amerika'nın Hafter'ın bir lobi kurarak bu tarz çalışmalar yapması hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Nitekim Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Libya'ya bir ziyarette bulundu. Ve o ziyaret kapsamında Libya'da çok çok önemli görüşmeler yaptı Haftır'la ve Türk-Libya anlaşmasının iptal ettirilmesi gerektiğini düşündüğünü söylemişti. Haftır da buna destek çıkmıştı. Daha o zamanlar aslında Dendias'ın neden Libya'ya gittiğinin de bir nevi cevabı oldu bu husus. Hakikaten çok çok ilginç şeyler oluyor. Bizim de anlamlandırmakta zorlandığımız hususlar vuku buluyor. Yani bir yandan böyle bir husus. Diğer yandan ki hala maalesef çok üzücü bir açıklamaydı o. Bu yeni görev yeri Navtex'imiz. Abdülhamit Han gemimizi biz buralarda beklerken en azından Kıbrıs mebinde beklerken bir bakıyoruz ki Abdülhamit Han'ın görev icra yeri belli oldu. Neresi? 31 Aralık 2023'e kadar Silifke açıklarında. Yani yine maalesef üzülerek söylüyorum Sevilya haritasının içinde kaldık. Yani bakın gidemediğin yer senin değildir. Biz oralarda meşru bir hükümetle yapılan bu anlaşma kapsamında hala gidip de arama yapmıyorsak, burada arama tarama faaliyetleri kapsamında bir varlık gösteremiyorsak birileri orayı kapatıyor. Çünkü Yunan basını özellikle bu Libya Mahkemesi hususu işte yapılan anlaşmanın iptali için bu işte itirazı kabul etmesinden sonra Yunan basınında Sevgili dostlar çok ilginç şeyler söylenmeye başlandı ki bakın mesela söyleyelim Yunan basını özellikle bunu zafer olarak ilan etti. Yani Türkiye'nin diyor Doğu Akdeniz'deki egemenliğini kırmak adına çok çok önemli bir gelişme diyor Yunan basını. Bakın Yunan basını diyor ki ayrıca sıra Libya'ya gelirken Exxon Mobil hani bu Amerika'nın en büyük enerji şirketi vardı ya Sanko Swift gemisi Girit'e demirlemişti. Hatta buradan biz duyurmuştuk ilk defa söylemiştik. Sanko Sivirk gemisi geldi fotoğrafını göstermiştik. Yani Amerika Şemsiyesi adı altında Yunanistan Girit'in güneyinde Libya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmayı baltalamak adına kara sularını 12 mile çıkarmak adına bir takım faaliyetler yapıyor. Amerika'yı da buna koruma şemsiyesi yapıyor. Nitekim bakın bunu söylediğimizde işte ne kadar haklı olduğumuzun bir sebebi bu. Bu bir nedeni bu bu olay. Bakın ne diyor? Exxon Mobil Girit'in güneyini kontrol edecek. E, Libya ile Türkiye'nin yaptığı hidrokarbon anlaşması ne oldu? Yani direkt deliniyor. Çok net. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Yunanistan Mısır mebine dikkat çekti haberde. Doğu Akdeniz'de Türklerin mavi vatan hayali sekteye uğradı gibi bir takım önemli cümleler de kullandı ki yani özellikle bu cesareti almasının Yunanistan'ı biz kesinlikle kabul etmemeliydik. Bakın çok ilginç şeyler oluyor dedim ya. Bir yandan bu Libya mahkeme hususu deniz yetki alanının efendim iptali için vurulan mahkemeye başvuru. Diğer yandan Abdülhamit Han gemimizin hakikaten Navtex'i ilan ettiği yer Silifke açıkları olması büyük ayağı kırıklığı. E diğer yandan gayri askeri statüde burnumuzun dibindeki adalarda özellikle Midilli'de Rodos'ta yapılan tatbikatlar ve Türkiye'nin benim şahsi kanaatim yeterli miktarda çok fazla buna ses çıkarmayışı yani birkaç açıklamayla bu geçiştirilemez. Çok net Yunanistan söylemden anlamıyor. Yunanistan eylemden anlıyor. O zaman biz de Yunanistan'a anladığı dilden cevap vermeliyiz. Kardeşim bu yani hocam ne yapalım savaşalım mı? Şimdi o da gelir gerekirse ama önce Abdülhamit Han gemimizi aslanlar gibi hatta yanına oruç reisi de ekleyip gerekirse oradaki o sismik bölgeye göndermemiz lazım. Onu yapmıyoruz madem He, sen adalarda bu tatbikatı mı yaptın? Tamam kardeşim. Hemen Gökçeada'da. Bakın çok net. Çok net. Gökçeada'da biz de benzer ağırlıkta çok çok önemli bir tatbikat yapmalıydık. Buna cevaben. Gökçeada. Sema direk Gökçeada'ya. Efendim yaklaşık 6 mil uzaklıktaki bir ada. Burnumuzun dibinde Limna adası aynı şekilde Gökçeada'ya. Çok yakın bir ada. Dolayısıyla biz de Gökçeada'da o tatbikatı yaparak Yunanistan'a çok büyük bir cevap verebiliriz. Vermeliydik. Hala da vermek için. Fırsatımız var. Zararın neresinden dönersen kardır. Biz bu şekilde efendim kınıyoruz. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz dedikçe adamlar diyor ki nasıl Türkler kınıyor? Biz istediğimizi yapalım mantığında hareket ediyor ki bu çok tehlikeli. Yine söylüyorum Libya'da o mahkemede alınan iptal başvurusuyla alakalı kabul usulü emin olun Yunanistan'ın Amerika Birleşik Milletleri'nin ve Haftar'ın oradaki Libya'daki meşru olmayan gayrimeşru hükümetin başındaki ismin yapmış olduğu lobi faaliyetleri çerçevesinde alındı. Bunu çok net söylemek lazım. Ben bu videoyu çekerken bu husus ana akım medyada yoktu. Yani Libya'da Trablus'taki bir mahkemenin Türk-Libya denizcilik anlaşmasının iptali için yapılan itirazı kabul etmesi ana akım medyada yoktu ben bu videoyu çektikten sonra 1-2 gün sonra yayınlanacak büyük ihtimal video. Montaj falan sıradaki videolar var. Belki ana akım medya asper kader görür de bununla alakalı biraz ses çıkartır. Artık yani bu hususları da yapmamız lazım. Biz ses çıkarmadıkça devlet özellikle bakın planlarını yapıyor ama hükümetin de daha net tavır ortaya koyması lazım. Nedir ya Sevilya haritası? Mecbur muyuz kardeşim biz Antalya Körfezi'ni bize reva görenlere efendim bunu kabul ettirmeye? Bak o Avrupa Birliği, Sevilya haritasını yaptıran, Sevilya'daki akademisyenlere yaptıran Avrupa Birliği Yunanistan öyle bir kayırıyor ki Bakın son işte bu gelişmeden sonra ilginç bazı şeyler de oldu. E, onu söyleyelim. Avrupa Birliği'nde yapılan diğer bazı enerji yönlü anlaşmaların da 3. ülkelerin egemenlik haklarını ilhal ettiğini ve Birleşmiş Milletler deniz hukukuna uymadığını söyledi. E, Avrupa Birliği de şimdi bu açıklamaları yapıyor. İki yüzlüler Avrupa Birliği. E bu meşru hükümet ama şimdi orada Yunanistan var ya onu kollayacak ya bu açıklamaları yapıyor. Ben hep diyorum Türkiye'de bu oyuna birilerini dahil etmeli. Yunanistan nasıl dahil ediyorsa biz de Rusya ile nasıl iyi bir stratejik müttefiklik ilişkisi kurduysak Bakın Libya bizim Rusya ile kurduğumuz bu stratejik müttefiklik ilişkisi gerçekten çok çok önemli. Şartların çok çok ötesinde. Çok farklı. Yani diğer efendim kurulan müttefiklik ilişkilerine benzemiyor. Hakikaten bir kader birliği yapılmış durumda. Çünkü Avrasya'ya karşı bir taarruz var. Rusya da bunun farkında, Türkiye de bunun farkında. Çok net bir şekilde ikisinden biri düşerse diğeri de düşecek. Bu çok net. Türkiye'yi kendi yanına çekemediler. Hala onun ceremesini çekiyorlar. Bakın Avrupa Birliği her fırsatta diyor ki Türkiye ambargo olarak katılmadı. Şimdi bu çok önemli. O yüzden biz oyuna Rusya'yı da dahil etmeliyiz. Hatta başka ülkeleri, üçüncü ülkeleri de dahil etmeliyiz. Suriye'yi de dahil etmeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma hususu var biliyorsunuz. Yani çok çok önemli Türkiye'nin Suriye ile görüşmesinin hakikaten büyük faydaları var. Normal bir ilişki çerçevesinde zaten Rusya bunu kabul ediyor. Yavaş yavaş bu görüşmeleri de başlatmamız lazım. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama da var hemen bu olayın akabinde. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Bakanlığı da şu açıklamayı yapıyor. Çok küstahça bir açıklama bu. OPEC üyesi bir ülke olan Libya, Türkiye ve Erdoğan rejiminin hamiliğinden bir an önce kurtulmalıdır diyor çok hoyratça açıklamalar. Biz ne yapıyoruz? Yunanistan'ın bu hamlesini kınıyoruz. Yani istediğin kadar kına. Adam bak sağda çıkıyor. Tak 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 Exxon Mobil'in Sanko Sivirk gemisiyle orada arama tarama faaliyetleri yapıyor. Yakında Birleşmiş Milletler'e de hazırladıkları Cumhurbaşkanlığı kararnamesini verecekler. 12 mil kararını alacaklar. Durum onu gösteriyor. Girit'in güneyinde. Buna müsaade etmemeliyiz. Çünkü bizim orada yapılan deniz yetki anlaşmamız var. Hatta bunun çıkarabildiğimiz kadar fazla yapmalıyız ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması hususu bu yüzden çok önemli. Geçenlerde yine Sayın Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu buna dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci sıfatıyla katılması bir başlangıç dedi. Bunu devam ettirmek bizim elimizde dedi ve özellikle Türk dünyasındaki o Türk Cumhuriyetlerine seslendi. Türk Cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'e açılan kapısı olabilir dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bakın çok önemli. Diğer ülkeleri de buna dahil ediyor. Yani diyor ki siz de diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ikili anlaşmalar yaparak buraya açılın diyor Doğu Akdeniz'e. Müttefiklik ilişkisi kapsamında. Çok önemli. Yapılabilir. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetimi takır takır İsrail ile demir kubbe anlaşması yaparken bir yandan Amerika ile diğer anlaşmaları yaparken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de orada o önemli anlaşmaları yapmalı. Diğer üçüncü ülkeleri o yüzden dahil etmeliyiz oyuna. Çok net bir biçimde bu görülüyor. Bu Türkiye için artık hakikaten çok çok önemli bir beka meselesi haline geldi. Yarın öbür gün Yunanistan'ın bu hoyratlığına sağlam bir tokat atılmazsa çok geç olabilir altını çiziyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bazı arkadaşlar hemen Yunanistan kim? Atina şurası bilmem ne. Vallahi Atina burası, Washington şurası, Paris burası, Berlin orası, Tel Aviv burası. Sayın mı da? Başkent çok burada bunların içinde. Bir cephe var karşınızda arkadaşlar unutmayalım bu cepheye karşı Türkiye'de 3. ülkeleri devreye sokmalı. Bu çok net. Bunu yapmalıyız. Sözde Türkiye ile Libya anlaşmasının Efendim ya bu yapılan anlaşmanın güya güya gerekçe olarak bunu da sunuyor o iptal kararında o avukatlar. Devlet sayıştayının kamu fonlarının kontrolüne ilişkin mevzuatını ilhal ettikleri gerekçesiyle özellikle bu Efendim anlaşmanın geçersiz sayılması için iptali için başvurduklarını belirtiyorlar. Bu da çok önemli. Biz buna çok dikkat edeceğiz sevgili dostlar. Karşımızda hakikaten bir cephe var ve bu cephe gittikçe genişliyor. Biz bu cepheyi sonlandırmadan, 3. ülkeleri buna dahil etmeden, 3. ülkelerle Doğu Akdeniz'e faaliyet göstermeden kesinlikle ve kesinlikle Yunanistan'ın bu hoyratlığına bir şekilde dur dememiz lazım. Çünkü olay başka yerlere gidiyor. O yüzden de biz kesinlikle Bakın oyunlar oynanıyor tek tek. İlginç bir şekilde şu anda böyle çok ilginç şeyler oluyor. Türkiye'nin de hemen tatbikatlara karşı Gökçeada ve Bozcaada olmayabilir ama en azından Gökçeada buna müsait olduğu için biliyorum. Gökçeada'da hemen karşı tatbikatlar yapılmalı. İsmine ne derseniz deyin Gökçeada'da bu tatbikatlar yapılmalı. O gayri askeri statüdeki ada da Gökçeada ne? Yani bütün kurallara biz mi uyacağız kardeşim? Bu dünyanın en nizami kurallara uyan ülkesi biz miyiz ya? Yani Yunanistan her şeyi yapsın. Ya biz kural o da kural tanımayacaksa biz de tanımayacağız. Aynı şekilde mukabele edeceğiz. Diğer taraftan 31 Ocak 2023'e kadar Abdülhamit Han gemisi Silifke açıklarında olabilir. Ama diğer gemileri efendim görev yeri olarak göndermemiz gereken yerler var. Cevaben göndermeliyiz. Bakın karşılıklı hususlar. Nasıl Amerika'nın enerji şirketi Exxon Mobil ile beraber Yunanistan hareket ediyorsa Türkiye'de Rusya ile beraber gerekirse burada bu aramalarda bu arama tarama faaliyetlerinde beraber hareket etmeli stratejik işbirliği dahilinde anlaşmalar yapılmalı tıpkı Yunanistan'ın yaptığı gibi. Yani hangi birini sayalım Libya ile yapılan bu anlaşmanın iptali ile alakalı Yunanistan'ın nasıl parmağı varsa Türkiye'de tam tersi haftırla alakalı orada çok çok önemli kararlar almalı ve gerekirse gereğinden daha fazla Dibey ve hükümetini destekleyici kararlar almalıdır. Yani bakın her şey elimizde aslında. Yani karşıt mukabele çok rahat yapılabiliyor. Bunları hayata geçirmemiz lazım. Daha fazla geç olmadan Yunanistan'ın bu hoyratlarını durdurmak çok çok önem teşkil ediyor. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.